Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Hafta başıyla sizlerle beraber çok güzel bir program hazırladık inşallah. Tabii ki burada yemeklerimiz olacak. Çok güzel yemeklerimiz hazırlanacak. İnşallah biz burada hazırlarken sizler de evlerinize, kendinize lezzetli ve güzel yemekler yapmış olacaksınız. Bugün hangi yemeklerimiz var, neler yapacaktı sizlere? Bugün çok güzel bir çiğ köftemiz olacak. Etsiz, güzel, lezzetli bir çiğ köftemiz olacak. Onu hazırlayacağız ve onu yaptıktan sonra çok güzel bir etimiz var. Onu hazırlayacağız. Bol zerdeçal, limonla beraber yapacağım. Güzel ve farklı bir sunum olacak. Ve ondan sonra yanında güzel bir tatlımız olacak. Kivili su tatlı olacak. Sizlerde yoğun gelen istek vardı sevgili dilimiz ve onu hazırlayacağız ve bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak, tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Tabii ki yemeklerimizi hazırlıyorduk. Yemeklerimizi neyle yapıyoruz? Yemeklerimizi anabon ürünlerimizle beraber hazırlıyoruz. %100 doğal diyoruz. İçinde herhangi bir katkı maddesi olmayan hem kaşar peynirimiz hem tereyağımız hem de organik yumurtalarla beraber sizler de evlerinize gönül rahatı içinde kullanacağınız çok güzel ürünlerimiz. Hem kendinize hem de çocuklarınıza bol bol hazırlayıp ve afiyet yiyeceğiniz lezzetli güzel ürünlerimiz. Tabii ki anabon ürünlerimiz dedik. Sevgili dilim yemeklerimizi neyin içinde hazırlıyorduk? Yemeklerimizi Bimex'le beraber hazırlıyoruz. Bimex'le beraber evimize kolaylık gelecek, rahatlık gelecek. Size de evinizde yemek yapmanın, ızgara yapmanın, ondan sonra şöyle hamur çeşitlerini kızartmanın zevkine varmış olacağız ve evlerinize gönül rahat içinde kullanacağınız çok da güzel bir ürünümüz sevgili dilim. Evinizde koku olmayacak, duman olmayacak, is olmayacak. Sizler de ızgara yapmanın, ondan sonra lahmacun, gözleme, ondan sonra içinde tostlar, ondan sonra canımız ne istiyorsa hepsini yapabiliriz. Bunların zevkine varacaksınız ve güzel bir şekilde sunumlar yapacaksınız. Bimex hem çok kullanışlı, hem çok pratik, hem de hızlı bir şekilde pişirimler yapıyor. Sizler de evlerinizde hem güzel bir şekilde kullanacağınız 5 tane araç gereçin yerini tutacak. Hem ocağa gerek kalmayacak, ekstradan ızgara, ekstradan fırına, tavaya, tencereye gerek kalmayacak. Hepsini içinde pişirebileceğiniz çok da güzel bir sunum olmuş olacak. Tabii ki Bimex için sevgili izleyicilerim sizler bizleri arıyorsunuz. Biliyorsunuz her iki haftada bir biz Bimex'imizi sizlere hediye ediyoruz. Onun için sizler bizleri arayın, bizlere ulaşın. Ondan sonra bize ulaştıktan sonra Kur'an'ın içine dahil olacaksınız. İsminiz çıktıktan sonra biz de sizlere göndereceğiz. İnşallah iyi günlerde ve güzel günlerde kullanacağınız çok güzel bir ürünümüz sizlere gelecek. Ondan sonra programımızın sonuna doğru dediğimiz gibi sevgili izleyicilerim biz tabii tekrardan yine bahsedeceğiz. Bu cuma günü çekilişimiz olacak. Siz aramaya devam edin. Çekilişinde isminiz bırakın. Tabii onun yanında yine güzel bir setimizi sizlere hediye ediyoruz. Sevgili izleyenler, mini dost setimiz dedik. Mini dost setimizin içinde neler vardı? Hangi ürünlerimiz vardı? Hem çok kullanışlı sevgili izleyenlerimiz hem de özel yemeklerinizde, davetlerinizde veya da şöyle pikniklerinizde veya da şöyle gezmelere gittiğinizde bol bol kullanacağınız çok da güzel bir setimiz sevgili izleyenlerimiz. Hemen şunu şöyle bir kenara alalım. İçinde neler var? Hep beraber bir göz atalım sevgili izleyenlerimiz. Şimdi pikniğe giderken yanımıza yağ almayacağız, sirke almayacağız, limon suyu almayacağız, nar ekşisi almıyoruz, tuz almıyoruz. Hepsi bu setimizin içinde var. Çok maliyeti de çok fazla değil sevgili izleyenlerim. Çok ucuz bir fiyata da alabilirsiniz, çok ucuz bir fiyata da alabilirsiniz. İçinde neler vardı? Neyi alalım arkadaşlar? Evet. Şunu şöyle bir alalım. İçinde neler vardı? İçinde sevgili izleyenlerim sirkemiz var. Şöyle hemen hangi kameramıza bakalım. Evet. Şöyle sirkemiz var. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz. Limon suyumuz var. Ondan sonra nar ekşimiz var. Çok seviyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra zeytinyağımız var sevgili izleyenlerimiz. Mini dost setimiz. Ve içinde tuzumuz var. 5 tane parçamız var. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel ve kullanışlı. Tuzumuz. Ondan sonra sirkemiz. Limon suyumuz. Evet şöyle sevgili izleyenlerimiz. Nar ekşimiz. Ondan sonra zeytinyağımız sevgili izleyenlerimiz. Hemen gördüğünüz gibi bu güzel setimiz. Tabii bunu biz her hafta sizlere bir tane setimizi sizlere hediye ediyoruz. Komple setimizi sizlere hediye ediyoruz. Ama çekilişini ne zaman yapacağız? Çekilişini Bimex ızgaramızı çekilişini yaparken sevgili izleyenlerimiz iki tane de mini dost setimizin çekilişini yapacağız ve sizlere göndermiş olacağız. Onun için siz aramaya devam edin. 3 aylık bir ihtiyacınızı giderecek kadar ürünümüz var orada. Bu komple gördüğünüz set hepsi size gelecek. Bunu biz her haftada bir tane setimizi sizlere hediye edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Ama Bimex ile beraber iki tane çekilişimiz olacak. Ve ondan sonra ismini çıktıktan sonra biz sizlere göndereceğiz. Mini dost setimiz sevgili izleyenlerimiz hemen ulaşacağınız adresimizi verelim. Ondan sonra kendimize lezzetli güzel bir çiğ köfte hazırlayalım. Evet şöyle bir hemen listemiz gelmeden önce bir adresimizi verelim. Ondan sonra listemizi alabiliriz. www.tekkullanimlik.com.tr www.tekkullanimlik.com.tr
com.tr adresinde ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinde ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız sevgili izleyenimiz 0212 482 82 50. 0212 482 82 50. 0212 434 37 37. 0212 434 37 37 nolu numaradan ulaşabilirsiniz. Bütün büyük marketlerde ulaşabilirsiniz, alabilirsiniz. Sevgili izleyenim, kasap reyonlarında veya da şarküteri ürünlerini satan reyonlarda da bulabilirsiniz. Özel yemeklerinizde ve toplu yemeklerinde kullanacağız. Çok da güzel bir setimiz olmuş olacak. Hemen yavaş yavaş mini dost setimize de bahsettikten sonra çiğ köftemizin listesini alalım. Hem çiğ köftemizi hazırlayalım hem de şöyle güzelce bir şekilde söyleşimize devam etmiş olalım. Evet, patatesli çiğ köftemiz için sevgili izleyenim kullanacağımız malzememiz 4 adet haşlanmış patates kullanıyoruz. İsterse büyük boy, isterse ufak boy kullanabilirsiniz. Tabii yapacağınız işten fazlaysa fazla da kullanabilirsiniz. 4 su bardağı kadar ince bulgurumuz var. 2 adet kuru soğanımız var. Onları hepsini bir çektik. Birazdan onlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar biber salçamız var ve ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar domates salçamız var, 2 yemek kaşığı kadar nar ekşimiz var. Çok yakışıyor, çok da güzel bir lezzet katıyor. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon, nane, 2 adet domates, 3 adet biber, 1 tutam maydanoz, 5 diş de sarımsağımız var sevgili izleyenimiz. 4 adet haşlanmış patates, 4 su bardağı kadar bulgur kullanırsa isterse biraz da fazla da kullanabilirsiniz. 2 adet kuru soğanımız var, 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar biber salçamız var, 3 yemek kaşığı kadar domates salçamız var, 2 yemek kaşığı kadar nar ekşimiz var, ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon, nane, 2 adet domates, 3 adet biberimiz, 1 tutam maydanoz, 5 diş sarımsağımız var, 1 yemek kaşığı kadar da isot biberimiz var, biber kullanacağız sevgili izleyenimiz. Önce bulgurumuzu geniş bir kabımızı içine alacağız, soğanımızı içine ilave edeceğiz, onunla beraber yavaş yavaş güzelce bir şekilde karıştıracağız. Onu ilave ettikten sonra yavaş yavaş diğer malzemelerimizi içine ilave edeceğiz. Hemen salçamızı, ondan sonra biberlerimizi, ondan sonra domateslerimizi güzelce bir şekilde içine ilave edeceğiz. Onlarla beraber iyice bir karıştıracağız. Ve karıştırdıktan sonra güzelce bir şekilde köftemiz yoğrulacak. Ve yoğurduktan sonra içine hemen 4 tane de sevgili izleyen patatesimiz var. Tabii ki biz biraz daha büyük patates haşladık. 2 tane veya 3 tane kullanabilirsiniz. Eğer patateslerimiz ufaksa 4 tane de kullanılabilir. Patateslerimizi de rendeleyeceğiz. Onu da içine ilave edeceğiz. Onunla beraber güzelce bir şekilde karıştıracağız. Ve karıştırdıktan sonra tekrardan bir 15-20 dakika daha yoğrulacak. Ve güzelce bir şekilde çiğ köftemiz hazırlanmış olacak. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz hem çok lezzetli hem de güzel bir çiğ köftemiz olmuş olacak inşallah. Biz de yavaş yavaş şöyle bir hazırlığımıza başlayalım. Tabii ki güzel bir çiğ köfte kendimize hazırlayalım. Şöyle bulgurumuz hazır sevgili izleyenlerimiz. Tabii biraz daha fazla yapmak istiyorsanız malzemenizi biraz daha arttırabilirsiniz, biraz daha çoğaltabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben şöyle yavaş yavaş çiğ köftemin hazırlığına başlayacağım sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki sizler aramaya devam ediyorsunuz. Hangi numaradan bizlere ulaşıyordunuz? 0212 454 55 70 dolu numaramız. 0212 454 55 70 dolu numaramızı arıyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. İsim, soy isim, telefon numaranızı bırakıyorsunuz. Ondan sonra çekilişimizin içine dahil oluyorsunuz. Ve bu cuma günü çekilişimiz olacak. Çekilişte isminiz çıktıktan sonra hem mini dost setimiz, o ayrı gelecek sevgili, iki tane çekiliş olacak. Hem de Bimex'in çekilişi olacak. Bimex'i kazanan Bimex'imizi göndereceğiz. Mini dost setlerimizi de kazanan izleyenimize hemen setimizi göndereceğiz. İnşallah iyi günlerde ve güzel günlerde kullanmış olursunuz. İki tane mini dost setimiz var. Onu yapacağız. Çekilişimiz içinde. Bir tane de ızgaramız olacak. Izgaramızı biliyorsunuz her iki haftada bir size hediye ediyoruz. Ama mini dost setimizi haftada bir tane setimizi sizlere hediye ediyoruz. Bimex'le beraber iki tane çekilişimizi yapmış olacağız. Şimdi yavaş yavaş hemen şöyle güzelce bir şekilde işlemimize başlamış olalım. Önce ben ufak bir şöyle bir bez alacağım sevgili izleyenlerimiz. Tepsimiz sağa sola kaymasın diye. Güzelce bir şekilde işlemimize başlamış olalım. Hemen çiğ köftemiz hem çok güzel olsun hem de lezzetli olsun. Kullanacağımız kadar bulgur aldık geniş bir kabımız içine. Bulgurumuz hazır sevgili izleyenlerim. Bulgurumuzu güzelce bir şekilde tepsimizin içine ilave ettikten sonra tabii ki 25 çeşit baharatlarımız var. Sevgili izleyenlerimiz salçamız, nar ekşimiz, ondan sonra pul biberimiz, karabiberimiz, kimyonumuz, kekiğimiz hepsi bunun içinde hazır. Yağımızla beraber içine ilave ettik. Onlar hazır. Birazdan onları kullanacağız. Öncelikle şöyle bir sarımsak ve soğanımız. Tabi yapacağınız işlem biraz daha fazlaysa fazla da kullanabilirsiniz. Hemen onlar da hazır. Yavaş yavaş şöyle hazırlayalım. Önce soğanla beraber
güzelce bir şekilde karıştıralım. Hemen karışımın içinde neler vardı sevgili izleyenler? Kırmızı toz biberimiz var. Kimyonumuz var. Pul biberimiz var. İsotumuz var. Kekik, nane. Ondan sonra köfte, hafif biraz köfte baharatımız, köfte harcımız var. Ondan sonra biraz içine dediğimiz gibi kırmızı toz biber, isotumuzu hepsini içine ilave ettik. Salçamız var, karışık salçamızı içine ilave ettik. Ve nar ekşimiz var. Onlar şu anda hazır. Birazdan onları içine ilave edeceğiz. Önce soğanla beraber bulgurumuzu iyice bir karıştıralım. Eğer ki Avrupa üzerinde sevgili izleyenlerimiz Bimex almak istiyorsanız hangi numaradan ulaşıyordunuz? Hemen o numaramızı da sizlere verelim. Almanya numaramız. Bu numara üzerinde ulaşıp Bimex'imizi alabilirsiniz. Çift 0 49 21 54 47 02 66 10. Çift 0 49 21 54 47 02 66 10. Bu numara üzerinde ulaşabilirsiniz. Bimex almak istiyorsanız isim, soyisim, adresinizi vereceksiniz sevgili izleyenlerimiz. Onlar kargo ile sizlere gönderecek. Kapının önünde de ödeme yapabilirsiniz ve evinize gelecek. Avrupa'dan her yerden ulaşabileceğiniz numaramız bu. Eğer Türkiye'den de almak istiyorsanız bütün Schaefer mağazalarında var sevgili izleyenlerimiz ızgaramız. Türkiye genelindeki bütün Schaefer mağazalarında Bimex ızgaramızı, lahmacun makinemizi bulabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş. Soğan ve sarımsağımızı hemen güzelce bir şekilde karıştıracağız. Ondan sonra biberimiz, kırmızı kapya biberimiz hazır. Ondan sonra yeşil biberimiz, biraz Charleston biberimiz var. Biraz da sivri biberimiz var, biraz acı olsun, güzel bir lezzet katsın diye. Bugün bol acılı hazırlayacağız. Yavaş yavaş. Güzelce bir şekilde karıştıracağız. Önce bulgurumuzu tepsimizin içine aldık. İçine soğan ve sarımsağımı ilave ettim. Onları da ilave ettikten sonra iyice soğan sarımsakla beraber karıştırdık. Ondan sonra da içine tekrardan biberlerimizi ilave ediyoruz. Hemen iyice bir bulgurlarımız hem biberin hem soğanın suyunu çeksin. Güzelce bir şekilde şöyle bir karıştıracağız. Devam ediyoruz işlemize. Güzel bir şekilde şöyle bir karıştırma devam edeceğiz. Bizleri internet üzerinde de takip edebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Hem TGRT Euro sayfalarını, Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarımızı TGRT Euro sayfalarını takip edebilirsiniz. Bizleri canlı olarak da internet üzerinde de izleyebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Programımızın tekrarı gece saat 2 ile 2.30'da izleyebilirsiniz. Tekrarı var. Hafta sonu saat 10 ile 11 gündüz kuşağında programımızın tekrarı var. İzleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdulosta sayfalarını da takip edebilirsiniz. Hemen şöyle güzelce bir şekilde biberimizle özleşmeye başladı. Soğanımız da güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi soğan ve sarımsaklarımızla beraber güzelce bir şekilde karıştırdık sevgili izleyenlerimiz. Biraz duygulandık ve ne yapacağız? Patateslerimizi de rendeleyelim. Patateslerimizi de yoğurmaya devam edelim. Tabi yapacağımız işlem fazlaysa patatesi sizler fazla da kullanabilirsiniz. Böyle güzelce bir şekilde rendeliyoruz. Devam ediyoruz. Patatesimiz hem çoğaltacak sevgili izleyenlerimiz hem de güzelce bir şekilde şöyle bir ayrı bir lezzet ve tat katacak. Kalın olan patateslerimiz varsa hafif biraz daha rendeleyebiliriz. Şöyle son bir tane daha kullanırsak bu yeterli olacak. Kabuklarla beraber güzelce bir şekilde patateslerimizi hemen haşlayacağız. Ondan sonra kabuklarını soyuyoruz ve güzelce bir şekilde rendeliyoruz. Şöyle hemen hazır. Bunları güzelce bir şekilde
toparladık. Tekrardan devam ediyoruz. Şöyle hafif biraz bulgurla karıştıralım. Topaklaşmasın ve güzel bir şekilde karışsın diye. Yavaş yavaş patateslerimizi de karıştırıyoruz. İyice bir şöyle bir karıştıralım. Hemen toparlansın. Devam ediyoruz şöyle. Şimdi yavaş yavaş şunları bir şöyle bir kenara alalım. Kameramız daha rahat bir şekilde görsün diye. Devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet. Şöyle güzelce bir şekilde. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. İyice bir hazırlanacak. Şöyle bir toparlıyoruz. İyice bir yoğurma işlemine devam ediyoruz. İçinde öncelikle soğanımızı, sarımsağımızı ilave ettik. Onlarla beraber iyice bir karıştırdık. Ve karıştırdıktan sonra, yoğrulduktan sonra tekrardan içine biberlerimizi ilave ettik. Biberle beraber güzelce bir şekilde yoğuruyoruz sevgili izleyenlerimiz. Biberimizden sonra içine tekrardan patateslerimizi rendeledik. Patateslerimizi rendeledikten sonra çiğ köftemizi hazırlamaya devam ediyoruz. Hemen şöyle güzelce bir şekilde şimdi hazır ve karışımımızı üzerine ilave edelim. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerimiz hemen şöyle üzerine bolca nar ekşimiz, zeytinyağımız hepsini güzelce bir şekilde ilave ettik. Devam ediyoruz şöyle güzelce bir şekilde önce bir karıştıracağız. Ondan sonra tekrardan yoğurulmaya devam edecek sevgili izleyenlerimiz. Evet. Şöyle toparlayalım. Yavaş yavaş çiğ köftemizi güzelce bir şekilde yoğuracağız sevgili izleyenlerimiz. İçinde neler vardı? Biber salçamız, domates salçamız var. Sevgili izleyenlerimiz, nar ekşimiz var, isot biberimiz var, pul biberimiz var, karabiberimiz var. Ve içine kırmızı toz biberimiz var. Yağımız var, nar ekşimiz var, kimyonumuz var. Ondan sonra hemen içinde kekik, hafif biraz da nane kullandık. Güzelce bir şekilde baharatlarımızı da tekrardan iyice bir karıştırıyoruz. Şöyle bir salçayla beraber toparlayalım. İyice bir yoğurulma işlemine devam edeceğiz. Hemen güzelce bir şekilde devam edeceğiz. Önce bir bulgurumuz da iyice bir özleşsin. Ondan sonra güzelce bir şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Tadına mı bakacaksın sevgili Batucuğum? Tamam kardeşim. Şöyle biraz karıştıralım. Ondan sonra şöyle bir tane sana vereceğim. Bakalım acılığı nasıl? Acısı güzel olmuş mu? Evet. Şöyle toparladık. Şimdi yeşilliğimiz. Biraz da hafif yeşilliğimizi içine ilave edelim. Şu yeterli olacak. Fazla kullanalım. Bunu
bunu şöyle iyice bir hazırladık. Tekrardan toparlamaya devam ediyoruz. İyice bir özleşecek. Evet şöyle bir güzelce bir şekilde bir harmanlansın. Tekrardan karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. İçinde sevgili izleyenlerimiz hemen tekrardan bir daha hatırlayalım neler kullandık. Bulgurumuz. Ondan sonra soğan sarımsağımızı içine ilave ettik. Soğan sarımsakla beraber güzelce bir şekilde karıştırdık. Ondan sonra biberimizi içine ilave ettik. Biberle beraber güzelce bir şekilde yoğurduk. Biberimizle beraber iyice bir yoğurduktan sonra patateslerimizi içine ilave ettik. 3 adet patatesimizi içine karıştırıyoruz. Ve patatesle beraber güzelce bir şekilde tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra salçamız, nar ekşimiz, yağımız ve de baharatlarımızı içine ilave ettik. Onlarla beraber tekrardan iyice bir yoğurduk. Şöyle güzelce bir şekilde çiğ köftemizi karıştırıyoruz. Onlarla da beraber iyice bir karıştırdıktan sonra biraz içine taze nanemizi ve de maydanozumuzu içine ilave ettik. Güzel bir aroma katsın diye. Onunla da beraber güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi salçamızı içine, şimdi domatesimizi içine ilave edelim. Bir veya iki tane domates kullanabiliriz. Hemen iki adet domatesimi de içine ilave ettikten sonra tekrardan şöyle bir karıştıracağım. Güzelce bir şekilde yoğurmaya devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Bu şekilde hem güzel daha lezzetli hem de daha güzel olacak. Evimizde kendimize çiğ köfte yapabiliriz sevgili izleyenlerimiz. Bir de özellikle eğer vejeteryansa çok fazla et sevmiyorsa bu hem onlar da daha çok hoşuna gidecek hem de çocuklarımıza hoşuna gidecek. Çocuklarımıza hazırlayacaksa içinde dediğimiz gibi sivri biberi az kullanacağız, pul biberini az kullanacağız. Hatta isot biberi, pul biberi hiç kullanmayabiliriz. Salçamızı, domates salçamızı biraz da artırıp çocuklarımıza güzel bir sunum yapabiliriz. Şöyle yavaş yavaş hemen karıştıracağız. Toparladık. Evet, şimdi hemen tavanı doğru şöyle bir tane fırlatalım mı? Değil mi? Sevgili Batucuğum sen çok mu acıktın güzel kardeşim? Gel. Gel güzel kardeşim yanıma gel. Gel sen. Acıktım diyor usta diyor. Ben diyor bir tadına bakacağım diyor. Şöyle kardeşime vereyim. Tabağı mı istiyorsun? Dur o zaman. Arkadaşlar. Ben şöyle. Arkadaşlarının canı çekmiş. Onun için kusura bakma sevgilim. Birkaç tane. Daha tam hazırlanmadı ama. Onlara ikram edeceğim. Onlar yavaş yavaş yesinler. Biz de hazırlamaya devam etmiş olacağız. Evet, şöyle bir yeşilimizi hemen bırakalım. Kaç tane istiyorsun? Ya senin gibi bir adamın 5 tane ne yapsın sevgili Batucuğum? Sana istersen hepsi yarısını vereyim güzel kardeşim. Evet. Şöyle yeşilimizi de bırakalım. Arkadaşlar afiyetle yesinler. Seni keser mi güzel kardeşim? Kesmez diyor. Hemen o zaman şöyle bir iki tane daha verelim. Üzerine biraz limon ister misin? Tamam. Şöyle üzerine hafif birazdan limonumuzu şöyle ilave edelim. Al kardeşim. Şöyle kenara bırakayım. Sen yavaş yavaş yersin güzel kardeşim. Afiyet olsun. Evet sevgili izleyenlerimiz. Biz de çiğ köftemizi hazırlamaya devam edelim.
Öncelikle bulgurumuz. Kullanacağımız kadar bulgurumuzu geniş bir tepsimizin içine ilave ettik. Onları ilave ettikten sonra soğanımız, çekmiş olduğumuz soğan ve sarımsağımızı içine ilave ediyoruz. Onlarla beraber güzelce bir şekilde karıştırdık. Yoğurduktan sonra ondan sonra biberimizi, ne kadar biberimiz varsa hepsini içine ilave ettik. Çünkü buradaki maksadımız biberler içinde güzelce bir şekilde erişsin, sebzelerimiz özlesin diye içine ilave ettik. Onlarla beraber güzelce bir şekilde karıştırdık ve karıştırdıktan sonra tekrardan içine patateslerimizi ilave ediyoruz. Patateslerle beraber iyice bir yoğurma devam ediyoruz. Güzelce bir şekilde patateslerimizle beraber hazırlandıktan sonra sıra üstüne göre salçamızı, ondan sonra biberlerimizi, baharatlarımızı, yağımızı içine ilave ettik. Ve onları da içine ilave ettikten sonra son olarak yeşilliğimizi, domatesimizi içine ilave ettik. Yarım saat daha güzelce bir şekilde yoğrulacak. Ondan sonra hazırlanmış olacak. Biz de hazırlamaya devam ediyoruz. Şöyle. Güzelce bir şekilde çiğ köftemizi hazırlamış olacağız. Tabii ne kadar çok fazla yoğurursak hem çiğ köftemiz daha iyi bir şekilde bulgurlarımız ıslanmış olacak. Güzelce bir şekilde özleşmiş olacak ve hazırlanmış olacak. Şöyle toparladık, devam ediyoruz tekrardan toparlamaya. Tabii ki sizler Bimex için sevgili izleyenlerimiz aramaya devam ediyorsunuz. Ve mini dost setimiz için hangi numaradan bizlere ulaşıyordunuz? 0212 454 55 70 nolu numaramız. 0212 454 55 70 nolu numaramızı arıyorsunuz. Bu numara üzerinde bize ulaştığınızda İsim, soy isim ve telefon numaranızı bırakıyorsunuz. Her iki haftada bir çekilişimiz var. Çekilişte Bimex ızgaramız ve de mini dost setimiz olacak sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra çekilişte isminiz çıktıktan sonra biz sizlere göndereceğiz. İnşallah iyi günlerde kullanacağınız çok kullanışlı iki tane ürünümüz size gelmiş olacak. Evet. Şöyle güzelce bir şekilde toparlayalım çiğ köftemizi. Kenar kısımda da hemen şöyle hazırladık. Devam ediyoruz. Tabii ki tadına bakabilirsiniz. Eğer tuz miktarı dediğimiz gibi pulveri eğer acı çok fazla seviyorsa bu azsa içindeki tuzumuz, pulverimiz azsa biraz daha ilave edebiliriz. Tabii arttırma sizin elinizde olan bir şey sevgili izleyenimiz. Özellikle biz burada evde yaparken ufak çocuklarımıza düşüneceğiz. Onlar için içinde hiç acı kullanmayabiliriz. Çocuklarımız da sevsinler, güzelce bir şekilde yesinler diye. Hemen pulverimizi de kullanmayacağız. Sivri biberimizi de içinde kullanmayacağız. İstavrit biberimiz de olmayacak. Ve onlara güzel bir çiğ köfte hazırlamış olacağız inşallah. Evet, güzelce bir şekilde şöyle hazırlayalım. İyice bir özleşecek sevgili izleyenlerimiz. Ne kadar çok fazla çiğ köftemizi yoğurursak hem daha lezzetli hem daha güzel bir şekilde hazırlanmış olacak inşallah. Biraz bizi yoğuracak ama çok da lezzetli güzel bir çiğ köftemiz olmuş olacak inşallah. Kenar kısmından da iyice bir şöyle bir toparladık. Güzelce bir şekilde hemen şöyle bir tekrardan toparlıyoruz. Hem çok lezzetli olacak hem de çok sağlıklı olacak sevgili izleyenlerimiz. İçinde tabii dediğim gibi vejeteryan olanlar için de İdeal olacak, içinde etimiz olmayacak sevgili izleyenim. Sizde de evinizde gönül rahatlığı içinde bütçenizi fazla zorlamayacak. Hem yemeklerimiz olmuş olacak hem de çiğ köftemiz olacak. Biliyorsunuz biz burada hazırlarken sizin bütçenizi de düşünerekten ona göre yemeklerimizi hazırlıyoruz. Yani ki çok bütçenizi de zorlayacak yemeklerimiz olmamış olacak inşallah. Şöyle güzelce bir şekilde ortalama geçen gün bir tane izleyenimiz bana yazmış. İşte Abdullah Usta günlük ortalama ne kadar bir ücretle yemek yapıyorsun, ne kadar bir maliyetle yemek yapıyorsun diye yazmış bana. Sevgili arkadaşım günlük hemen hemen
yaklaşık 30 lirayla biz burada yemeklerimizi yapıyoruz. Çok da fazla bir para harcamıyoruz. Onun için sizler de evlerinize yapacağınız hem lezzetli hem de güzel yemeklerimiz olacak. Bir gün neler vardı? Çiğ köftemiz var. Yanında güzel bir etimiz olacak sevgili izleyenimiz. Onun yanında sizler de çok istediğiniz kivili tatlımız olacak. Onu hazırlayacağız. O da çok lezzetli olacak ve güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Şöyle toparlayalım. Tekrardan güzelce bir şekilde hemen hazır. Güzelce bir şekilde şöyle bir çiğ köftemiz hemen hemen hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Evet şöyle. Evet şimdi bir daha söyler misin güzel kar? Tam sesini anlamadım arkadaşlar. Birazdan... Hollanda'da Lensi değil mi? Lensi Hanım bizlere selam göndermiş. Bizden de kendisine sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Şöyle çalışırken kulaklık tam kulağımda değil. Kusura bakmayın sevgili izleyenler. Tam duymadığım için arkadaşlar bir daha teyit etmek istedim. Şimdi yavaş yavaş nasıldı acısı güzel kardeşim? Canımsın güzel kardeşim. Afiyet olsun. Arada yok. O sen zaten hakkını günlük şeyini tükettin sevgili kardeşim. Diyor ki usta sen hazırla diyor. Ben diyor arada diyor götürürüm diyor. Hoşuna gitmiş güzel kardeşim. Ben şöyle biraz daha sevgili izleyenlerimiz yoğurmaya devam edeceğiz. Güzelce bir şekilde hemen çiğ köftemiz hazırlanmış olacak. Evet şimdi çiğ köftemiz sevgili izleyenlerimiz güzelce bir şekilde hazır. Ben bir iki dakika bir dinleneceğim. Tabii ki dinlenirken biz ne yapacağız? Etimizin de listesini alalım. Ben şöyle elimi yıkayayım. Tekrardan biz yoğurma işlemine devam edeceğiz. Çiğ köftemizi hazırlamaya devam edeceğiz. Güzelce bir şekilde. Evet. Şöyle yavaş yavaş çiğ köftemiz hazırlanacak. Güzelce bir şekilde devam edeceğiz hazırlamaya. Tabii biz bu arada ona devam edeceğiz. Çiğ köftemiz hem bir yandan yoğuracağız hem bir yandan tabaklarımıza sunumunu yapacağız. Dilerseniz sevgili izleyenlerimiz ben şöyle ufak bir tezgahımı şöyle bir düzelteyim. Evet. Şöyle güzelce bir şekilde hemen sevgili izleyenlerimiz tabii biz çiğ köftemizi hazırlamaya devam edeceğiz. Dilerseniz zerdeçallı etimiz sevgili izleyenlerimiz onu da listesini alalım. Onun listesini aldıktan sonra biz hem güzelce bir şekilde şöyle çiğ köftemizi ondan sonra etimizi hazırlamaya devam edeceğiz. Evet zerdeçallı etimiz sevgili izleyenlerimiz olacak. Onun için neler kullanacağız? Hangi malzememiz var? Zerdeçallı etimiz için kullanacağımız malzemelerimiz nelermiş? Evet zerdeçallı limonlu et şişimiz için sevgili izleyenler kullanacağımız malzememiz 300 gram kadar kuşbaşı etimiz var. Et kullanacağız. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. Bir yarım çay kaşığı kadar zerdeçalımız olacak. Onu kullanacağız. Bir tatlı kaşığı kadar pul biberimiz var. Bir adet domatesimiz var yanında közlemek için. Ondan sonra 2 adet biberimiz var. Bir adet kuru soğanımız var. Ondan sonra 1 adet limon kabuğu kullanıyoruz. 300 gram kadar kuşbaşı etimiz var. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Yarım çay kaşığı kadar zerdeçal kullanıyoruz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar pul biberimiz var. Ondan sonra 1 adet domatesimiz var. 2 adet biber kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız var. Ve 1 adet limon kabuğu kullanacağız. Öncelikle geniş bir kabımızın içine yağımızı, zerdeçalımızı, ondan sonra limon kabuğumuzu içine ilave edeceğiz. Onları ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde onları marine edeceğiz, karıştıracağız. Ve karıştırdıktan sonra tekrardan içine
Güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra etlerimizi şişlerimize saplayacağız. Aralarında istersen biber de kullanabiliriz sevgili izleyenimiz. Hemen ne yapacağız? Bir mix ızgaramızın içine ilave edeceğiz. Yavaş yavaş güzelce bir şekilde pişecek. O pişerken kenarına soğanımız olacak. Ondan sonra domatesimiz olacak, biberimiz olacak. Ve onlar da beraber güzelce bir şekilde közlenecek, pişecek. Piştikten sonra sunum yapacağımız, tabağımıza alacağımız hem çok lezzetli hem de güzel bir etimiz olmuş olacak inşallah. Tabii siz de evlerinize yapacağınız güzel bir sunum, güzel bir lezzet olmuş olacak. Biz de yavaş yavaş şöyle bir hemen hazırlamaya devam edelim. Şöyle bir eldivenimizi aldık. Güzelce bir şekilde. Telefonumuz mu var arkadaşlar? Alalım o zaman. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk şefim. Nasılsınız inşallah? İyiyim, sağ olasın. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İyiyiz, hamdolsun. Sizin sesinizi duyduk, daha iyi olduk efendim. Allah razı olsun, sağ olasın. Biz de sizin sesinizi duyduğumuzda daha iyi oluyoruz. Razı olsun. İşte Adana'da lise teşkilatında açtık sitesinde. İkinci sınıfım. Tam duyamadım. Bir daha söyler misin? Adana'dan dediniz. Evet, turizm otelcilik lisesindeyim. Aşçılık okuyorum. Çok güzel. Evet. İnşallah sizi izleye izleye başarırım. Allah razı olsun, sağ olasın. Siz ne, Eksa'dan nelerle uğraşıyorsunuz? Ben Eksa'dan öğrenciyim yani. Yemek yapmakla uğraşıyorum. Yani bir benim için hayat yani. Gastronomi okuyorsun. Aslında çok güzel bir branş, çok güzel bir dal. Ama yaş olarak Fatih'cim, sesi çok genç geliyor bize. Yaşınız ne tam olarak? 16. 16 yaşındasın. Aslında severek yapılacak güzel bir meslek ama bunu iyi yerlerde öğrenmek gerekiyor. Şimdi bazı kurumlar vardır, çalışırsın, inan ki hem meslekten soğuturlar hem çalışmada soğuturlar. Ama güzel bir yerde, güzel bir mekanda, güzel bir restoran olabilir veya da otel olabilir, farklı bir yer olabilir. Burada eğitimini tamamlarsan, güzelce bir şekilde öğrenirsen çok güzel bir branş, çok zevkli, güzel bir hem mesleki olarak hem de çalışma olarak çok güzel bir branş. İnşallah tabii ki istediğiniz dalda hem ilerlemiş olursunuz hem de istediğiniz noktaya gelmiş olursunuz. Ama kesinlikle devam edin, bırakmayın. Tabii bizim dünya birincilerine katılmış, Türkiye üçüncüsü, Türkiye ikincisi, Türkiye tek aslanı birinci, birçok alanımız var. Çok güzel. Sesiniz o kadar bir kesik kesik geliyor. Tam olarak anlamıyorum ne dediniz ama. Heyecandan dışarısın. Ben anladım heyecanlı olduğunu. Onun için sesini tam anlamıyorum. Kusura bakma. Ben de bu sefer anlamadığım için tam da karşılık vermek istemiyorum. Bilmediğim için. Tabii dediğim gibi. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Ne demek güzel kardeşim. Dediğim gibi güzel bir dal. Güzel bir meslek. Bu dalda zaten eğer ki güzelce bir şekilde güzel bir mekanda tamamlamış olursa, eğitimi öğrenmiş olursan güzel noktaya gelmiş olursun. Gerçekten şimdiki gençler biraz çalışmakta olsun, biraz dediğimiz gibi öğrenmekten uzak kaçıyorlar. Ondan sonra tabii evet. Çok fazla değil mi? Çok fazla evet. Öğrenmek istemiyor. Ben geçen gün bir tane arkadaşın yanına gittim. Öyle bir sohbet ettik. Onda bir pastanesi var. Bana şunu dedi. Ya Abdülhamit bir tane dedi ben eleman aldım. Güzel de bir ücret verdim ona. Bana dedi ki ben dedi eleman 3 gün benden çalıştı. Elemana ben bir şey diyemedim. Ben sadece elemana şurayı temizle dedim. Diyor eleman diyor hemen diyor işi bıraktı gitti diyor. Şimdiki gençler gerçekten diyor anlamak çok güç. Onları diyor çalıştırmak çok güç. Onun için gerçekten gençlerimiz çok sabırlı olması gerekiyor. Öğrenmesi gerekiyor. Çünkü biz ilk bu eğitime başladığımızda ben çok küçük yaşta başladım. Dediğimiz gibi çok küçük yaşta başladık ama severek yaparsan, emek verirsen tam istediğin noktaya gelmiş olursun inşallah. Bizden istediğin başka bir şey var mı sevgili Fatih'im? Sizin bu çekilişinize de katılmak istiyorum şefim. Arkadaşlar isminizi almışlar. Şu anda çekilişin içinde isminiz var. Sevgili Fatih kardeşim inşallah cuma günü takip edin. Cuma günü çekilişimiz olacak. Ve çekilişte de isminiz çıktıktan sonra biz sizlere göndermiş olalım. Nasıl öğrenebilirim ben? Yani televizyondan mı takip etmem gerekiyor? Tabii ki. Cuma günü programımızın sonuna doğru ben çekilişi yapıyorum. Programımızın sonunda ben burada çekilişimi yaptıktan sonra hem ızgaramızın çekilişi olacak hem de mini dosyetlerimizin çekilişi olacak. Ondan sonra isimler çıktıktan sonra biz ne yapıyoruz? Sizleri tekrardan arıyoruz ve sizlere gönderiyoruz.
Allah razı olsun şefim. Son küçük bir şey daha söyleyebilir miyim acaba? Estağfurullah, tabii buyurun. Bu aşçılık konusunda kendimi daha iyi nasıl geliştirebilirim? Aşçılık olarak aşçılık olarak kendini nasıl geliştirebilirsin? Bunu çalışmakla geliştirebilirsin. Okumakla değil, şimdi gerçekten okumakla değil, bir şey ne kadar çok fazla okursan eksik kalıyor, eksik kalan yanları oluyor. Ama tamamlamak için ne yapmak gerekiyor? İşin içinde olman gerekiyor. Onun için git bir tane lokanta olabilir, restoran olabilir veya da tablo olabilir veya da otel olabilir. Oradan tamamlayabilirsin. Aynen. Hem de güzel bir şekilde öğrenebilirsin. Başlarımız oluyor zaten. En güzel o şekilde öğrenebilirsin güzel kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın, sizi de tuttum. Ya estağfurullah, ne Allah demek burada? Seve seve sizi izliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Burada hem size hem de ailenize benden sevgi ve selamlar olmuş olsun. Bütün Adana'ya da selamlarımız olmuş olsun. Allah çok razı teşekkür olsun. Şefim, elinizden öpüyorum. Estağfurullah, Allah razı olsun. Ben de gözlerinden öpüyorum güzel kardeşim ve sana selamlarımızı göndermiş olalım. Evet sevgili izleyenlerimiz, biz de yavaş yavaş çiğ köftemizi hemen hazırladık sayılır. İçinde neler kullandık tekrardan bir göz atalım. Şöyle bir anlatalım size. Bulgurumuzu güzel bir kabımızı içine aldık. Tepsimizi içine aldık. Ondan sonra soğan ve sarımsağımızı içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde yoğurduk. Ondan sonra biberimizi içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde yoğurduk. Biberimizle beraber tekrardan içine patateslerimizi rendeledik. Patatesle beraber güzelce bir şekilde yoğurmaya devam ettik. Ondan sonra içine salçamızı içine ilave ettik. Karışık biberimizi, baharatlarımızı, nar ekşimizi hepsini içine ilave ettik. Ondan sonra yeşilliğimizi içine ilave ettik. Onunla beraber güzel karıştırdık. En son olarak da içine tekrardan domateslerimizi içine ilave ettik. Domatesle beraber güzelce bir şekilde hemen yoğurduk. Şu anda çiğ köftemiz hazır sevgili izleyenimiz. Biraz daha şöyle güzelce bir şekilde sunum yapacağımız kabımızı alabiliriz. Şöyle alacağız. Hemen güzel şekil vermek için elimizde sevgili izleyenim şöyle bir parça alacağız. Hemen şöyle sıktığımızda o güzel bir renk alıyor ve güzel bir desen alıyor. Tabağımıza alıyoruz. Şöyle azar azar hemen şöyle alıyoruz. Avucumuz içinde sıkıyoruz. Ve şekil alıyor, tabağımıza alıyoruz. Tabi istersek büyük de hazırlayabiliriz. İstersek ufak parçalar da hazırlayabiliriz. Yani şöyle güzelce bir şekilde dizme işlemine devam ediyoruz. Böyle yavaş yavaş tabağımıza çiğ köftemizi alacağız sevgili izleyenlerimiz. Çok lezzetli oldu sevgili izleyenlerimiz, çok güzel oldu. Sizler de evlerinizde gönül rahatlığı içinde hazırlayacağınız güzel de bir sunum olmuş oldu. Hemen tabii içinde dediğimiz gibi biraz daha arttırmak istiyorsak malzememizi biraz daha çoğaltabiliriz. Hem lezzetli hem de güzel bir şekilde hazırlanıyor. İçinde patates dediğimiz gibi 3 veya da 4 tane patates kullanabilirsin. Veya da istersek daha fazla da patates kullanabiliriz. Ondan sonra baharatlarımız, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz, kekiğimiz, kimyonumuz ve nanemiz. Hepsini, karabiberimiz, hepsini içine ilave ettik. Ondan sonra nar ekşimiz çok yakışıyor, çok da güzel bir lezzet katıyor. Onlarla beraber güzelce bir şekilde hemen isot biberimiz de hazırlanıyor. Ondan sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza böyle yavaş yavaş dizelim. Tabii altına yeşilliğimizi güzelce bir ilave ettik. Kenarına biraz da limonumuzla süsleyeceğiz. Ondan sonra servis tabağımız hazırlanmış olacak inşallah. Şöyle hemen bunları kenara alalım. Tabii siz isterseniz sevgili izleyenlerimiz biraz daha büyük de tutabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde çiğ köftenizi hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle devam ediyoruz. Sizler sevgili izleyenlerimiz aramaya devam ediyoruz. 0212 454 55 70 dolu numaramızı arıyorsunuz. 0212 454 55 70 dolu numaramız. Bu numara üzerinde hem bizlerle sohbet edebilirsiniz. Hem Bimex ızgaramızın çekilişine katılabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Hem de mini dost setimizi kazanma şansına sahip olmuş olacaksınız. Onun için aramaya devam edin. Şöyle hazır. Diğer tabağımıza devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi yavaş yavaş ben şöyle çiğ köftelerimi güzelce bir şekilde hepsini tabaklarımıza dizmeye başladım. Sevgili izleyenlerim güzelce bir şekilde hazırlayacağım. Tabaklarımızı hazırladıktan sonra biz sizlerle beraber ekran başında ayrılmayın. Sizlerle beraber neler yapacağız? Güzel bir şişimiz olacak. Şiş hazırlayacağız ve yanında güzel bir tatlımız olacak. Kibirli tatlımız olacak. Ve çok kısa bir araya gidelim. Siz çayınızı alın. Biz de burada hazırlığımızı yapalım. Reklamdan sonra buradayız. Reklamlar.
Evet sevgili izleyenim, hemen çok kısa bir aradan sonra biz de güzelce bir şekilde çiğ köftelerimizi hazırladık. Tezgahımızın üzerine aldık. Ondan sonra şöyle güzel bir et şişimiz olacak. Dilerse hemen şöyle listemizi tekrardan alalım. Ondan sonra güzelce bir şekilde sevgili izleyenim neler yaptığımıza bir göz at. Evet. Şöyle bir. Duyuyorum ben seni. Her zaman duyuyorum güzel kardeşim. Evet şöyle. Evet şöyle bir daha alalım. Bir daha alalım listemiz gelsin güzel kardeşim. Evet sevgili izleyenlerimiz hemen çiğ köftelerimiz güzelce bir şekilde hazırlandı. Tezgahımızın üzerine aldık. Onları birazdan limonla beraber güzelce bir şekilde süsleyeceğiz. Ondan sonra sunumuzu yapacağız. Evet şöyle zerdeçallı limonlu et şişimiz için sevgili izleyenlerim 300 gram kadar kuşbaşı etimiz var. Kullanıyoruz. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımıza, 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. Yarım çay kaşığı kadar zerdeçalımız olacak. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar pul biberimiz var. 1 adet domates, 1 adet veya 2 adet biber kullanabiliriz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız var. 1 adet limon kabuğu kullanacağız sevgili izleyenlerim. 300 gram kadar kuşbaşı etimiz. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımıza, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, zerdeçalımız. Ondan sonra pul biberimiz var. 1 adet domates, 2 adet biberimiz var. 1 adet kuru soğan. Ondan sonra 1 adet limonumuz olacak. Limon kabuğu kullanacağız. Genç bir kabımız içine limon kabuğumuzu ilave edelim. Yağımızı ilave ediyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyoruz. Onlarla beraber etimizi güzelce bir şekilde marine ediyoruz. Ondan sonra şişlerimize saplıyoruz ve ızgaramızın içine pişiriyoruz. Onları yavaş yavaş pişirirken kenarına soğan ve domateslerimizi güzelce bir şekilde közleyeceğiz. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. Biz de yavaş yavaş şöyle bir başlayalım sevgili izleyenlerimiz. Kullanacağımız kadar etimiz hemen 200 gram veya 300 gram kadar et kullanabiliriz. Öncelikle limon demiştik sevgili izleyenlerimiz. Limon kendisine has güzel bir aroması var, güzel bir lezzeti var. Limon suyu kullanmayacağım. Sadece kabuğunu kullanacağız. O da etimizi biraz daha güzelleştirecek. Tabii siz bu sosunuzu hazırladığınızda 1-2 saat bir dinlendirin etinizi. Ne kadar çok fazla dinlenirse hem daha lezzetli hem daha güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. Şöyle bir güzelce bir şekilde hemen limonumuzu kabuğunu alalım. Tabii kullanmak istediğiniz et biraz daha fazlaysa limonunuzu biraz daha arttırabilirsiniz. Bu arada da bir telefonumuz var. Bir alo diyelim. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Alo. Efendim hoş Ayşe buldum. Hanım. Nasılsınız? Gizli'den arıyorum. Abdullah Usta. Ayşe Tosun. Merhaba Ayşe Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Sağ olasın Ayşe Hanım. Böyle sizlerin sesini duyduğuna daha iyi oluyorum. İnşallah siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Allah sizin razı olsun. Bütün Allah'tan dua ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum güzel ablam. 59 yaşındayım. Ellerinizden öpüyorum. Anneciğim. İster beni akraba bilir. İster dost bilir. İster arkadaş bilir. Hayranlarınızdan biriyiz. Yaptığınız yemekleri çok beğeniyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun bundan Ayşe Hanım. Bundan sonra mutluluğa girdiğimde aynı sizin gibi yapmayı çalışacağım. Çok güzel inşallah tabii ki. Ben de böyle sizler eğer size kattıysam, sizlere kazandırırsam ne mutlu bizlere. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler benim ailemsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz verirseniz bir bari söyleyeceğim. Tabii buyurun. Denizler dedim, ben de unutma beni, unutmam sizi. Kelimeler yetersiz kalıyor Abdullah Usta. Sevinçinden cümlelerinizi bitiremiyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ayşe Anne. Sizden bir ricam var. Bana kurabiye tarifi verir misiniz? Tabii ki, tabii ki. İnşallah sizin için hazırlayalım güzel bir kurabiye. Tabii güzel bu hafta dediğim gibi güzel yine yemeklerimiz var. Ben sizin için özel bir kurabiye hazırlayacağım. Ben bunu da hazırladıktan sonra inşallah siz de evinizde yapacağınız çok güzel bir kurabiye olmuş olacak. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Aradığınız için ellerinizden öpüyorum. Buradan size, ailenize burada kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Tamam, çok sağ olun. Allah razı olsun, sağ olasın. Benim bir anneciğim vardı. O da rahatsızdı. Ona bakıyorum diye öğretmenliğimi bile terk ettim. O da sizler ömür vefat etti. Yalnızım. Başınız sağ olsun. Kardeşlerim var ama görevleri icabı, dönüp baktıkları yok. Sesiniz gerçekten sevgili Ayşe Hanım, sesiniz biraz kesik kesik. Tam anlaşılmıyor ama
Cenab-ı Mevlam yardımcınız olsun. Cenab-ı Mevlam size sabırlar versin. Çok sağ olun. Gerçekten belli bir yaştan sonra dediğin gibi hayat biraz zorlaşıyor. İnşallah Cenab-ı Mevlam gönlünüze göre verir ve siz de daha güzel bir şekilde yaşamış olsunuz. Ve evlat yok değil mi sevgili Ayşe annem? Allah razı olsun. Yok. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Buradan hem size sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Arkadaşlar isminizi not aldılar. İnşallah bu cuma günü çekilişimiz olacak. Orada kurada evet, ismini çıktıktan sonra size gönderelim. Çekiliş kayıt olmak istiyorum ailesi Abdullah Usta. Tamam Ayşe annem. Onlar kaydettiler. İnşallah bu hafta şöyle canı gönülden benim duam da sizden yanadır. İnşallah size çıkar hediyemiz. Tamam. Allah razı olsun. Nasıl sağ olsun. Alabilirim kadınım ki acaba? İsminiz çıktıktan sonra arkadaşlar sizi arayacaklar. Tamam oldu. İyi güzel atılmazsın. Sizi de atmıştım ama kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Bunu baş tacısınız. Baş tacısınız. Allah razı olsun. Hadi ne demek sağ olasın. Sağ olasın. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Buradan hem size hem de Denizli'ye bizden sevgi ve selamlar olmuş olsun. Kesinlikle ben sizin aramanızda rahatsız olmuyorum. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Sizleri aramanız, bu şekilde sahip çıkmanız. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler benim ailemsiniz, başlarsınız. Sadece burada tek bir şey var sevgili, kusura bakmayın. Biraz biliyorsun belli bir süre içinde benim yemekleri hazırlamam gerekiyor. Sadece o süreyi aşmamak istiyorum. Yoksa ben sizleri aramanızda, ulaşmanızda kesinlikle en ufak bir sıkıntı yok. Sürekli de arayabilirsiniz. Ben sizleri çok seviyorum. Buradan sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Onları ayrı bir şekilde seviyorum. Buradan hepsine sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Şimdi etimiz yavaş yavaş sevgili izleyenimiz, limon kabuğumuz, ondan sonra zerdeçalımız, pul biberimiz, hafif biraz tuzumuzu içine ilave ettik. Birkaç tane de defne yaprağımız. Çok fazla pahalı değil sevgili izleyenimiz. Sizler de etlerinize kullanırsa etlerinize daha güzel bir koku verecek, daha güzel bir aroma verecek ve etlerimizi güzelleştirecek. Varsa elimize kullanabiliriz. Birkaç tane de şöyle onun içine ilave edelim. Defne yaprağımızdan sonra kullanacağımız kadar etimizi hemen güzelce bir şekilde içine ilave ettik. Şöyle etimiz hazır. Tekrardan iyice bir marine ediyoruz. Güzelce bir şekilde karıştırıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bunu bu şekilde 1-2 saat bir dinlendireceğiz. Etimiz hem daha lezzetli olacak hem de daha güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. Ve yumuşak bir şekilde etimiz pişmiş olacak. Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyenlerimiz. Hemen yavaş yavaş etlerimiz güzel bir şekilde hazır sevgili izleyicimiz. Bimes ızgaramızın altını açtık. Izgaramız yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Hemen ızgaramızı fişini taktık. Ondan sonra altını açtık. 4 dakika içinde ısınacak. O yavaş yavaş ısınırken biz de hazırlığımıza devam etmiş olalım. Şöyle eldivenimizi aldık. Etlerimizi güzelce bir şekilde terbiyeledik. Onların sosu hazır. Bunu bu şekilde hazırlayacağız. Ve hemen etlerimizi sevgili izleyicilerim güzelce bir şekilde Nusret'e benden selamlar söyleyin arkadaşlar. Şöyle güzelce bir şekilde hemen yavaş yavaş etlerimiz hazır. Kullanacağımız kadar biber dedik sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biberlerimiz de hazır. Kaç tane biber kullanacaksak az veya fazla siz de kendiniz az veya fazla kullanabilirsiniz. Hemen şöyle kuşbaşı şeklinde onları da hazırladık. Şimdi etlerimiz hazır, biberlerimiz hazır. Şöyle kaç tane şiş hazırlayacaksak ona göre şişlerimizi de alacağız. Şöyle tabağımızı da alalım. Güzelce bir şekilde. Hop. Tabii istersek şöyle sevgilimiz. Kaç kişiysek aileye göre, ona göre 4 kişi bir aile ise 4 tane hazırlayabiliriz. Veyahut da daha fazla da yapmak istiyorsak aralarına biberleri biraz daha artırıp çoğaltıp fazla da yapabilirsiniz. Hemen şöyle çift şişlerimiz de hazır. Şimdi yavaş yavaş işlemimize başlayabiliriz. 2 saat etinizi dinlendirdiniz. Tabi tavuk eti de dediğimiz gibi kullanabilirsiniz. Hangisini daha çok hoşunuza gidiyorsa onu da tercih edebiliriz. Şöyle hem güzelce bir şekilde biberimiz ve etlerimiz şişlerimize saplayalım.
ızgaramız yavaş yavaş ısınırken biz de şişlerimizi hazırlamış olacağız. Evet. Şöyle. Tabii ki sevgili izleyenlerimiz, dediğimiz gibi sizler aramaya devam ediyorsunuz. Ne kadar çok fazla ararsanız şansınız daha fazla olmuş olacak. Onun için hangi numarayı arıyordunuz? 0212 454 55 70 dolu numaramız. 0212 454 55 70 dolu numaramızı arıyorsunuz. İsim soyisim sadece telefon numaranızı bırakıyorsunuz. Ondan sonra cuma günü bizim çekilişimiz olacak ve çekilişin içine dahil olmuş olacaksınız. Çekilişe dahil olduktan sonra, isminiz çıktıktan sonra biz sizleri tekrardan arıyoruz. Adresinizi alıyoruz ve ondan sonra hemen kargoyla sizlere gönderiyoruz. Hediyelerimiz gelecek. Kapıda ekstradan bir ödeme yapmıyorsunuz. Çünkü sevgili izleyenler, ödeme yok. Herhangi bir kargo parasıydı veya da farklı bir para ödemiyorsunuz. Ondan sonra hediyenizi alıp iyi günlerde kullanabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş hemen hazırlamaya devam ediyoruz. Güzelce hazır. Devam ediyoruz işlemize. Güzelce. Biberlerimiz şöyle bir alalım. Etlerimiz iyice bir dinlendiği zaman hem daha yumuşak hem daha güzel hem daha lezzetli bir şekilde pişmiş olacak. Sevgili izleyenlerimiz, ne yapacağız? Onun için etlerimizi güzelce bir şekilde hemen marine edeceğiz. Biraz dolabımızda bir iki saat dinlendireceğiz. O iyice bir dinlendikten sonra hemen şöyle şişlerimize saplayacağız. Ondan sonra güzelce bir şekilde pişireceğiz. Tabi biraz çoğaltmak istiyorsak aralarına biberi biraz daha fazla da kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde. Şöyle bir hazır. Şöyle güzelce bir. Nevşehir'den Yaşar Poyraz bizlere selam göndermiş. Bizden de hem Nevşehir'e hem Yaşar Poyraz ve ailesine sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Bütün Nevşehir'e bizden kucak dolusu selamlar olmuş olsun. Şöyle domatesleri düşürmeden bir iki tane daha biber alalım. Hop. Şöyle. Evet. Biberimiz hazır. Yavaş yavaş şöyle bir eldivenimiz. Elimiz yağlı olduğu için sevgili izleyenlerimiz, çalışması da biraz zor oluyor. Onun için şöyle bir biberlerimizi keselim. Ondan sonra tekrardan eldivenlerimizle devam edeceğiz. Evet, şöyle. Mini dost setimiz sevgili izleyenlerimiz, hem çok kullanışlı hem çok pratik, sizleri yormayacak. Pikniğe giderken düğünlerinizde, davetlerinizde, özel yemeklerinizde çok güzel bir setimiz. Ekstrada bir nar ekşisiyle uğraşmıyorsunuz. Yağla uğraşmıyorsunuz. Sirkeyle uğraşmıyorsunuz. Tuzla uğraşmıyorsunuz. Hem sofranızı güzelleştirecek, sofranızı bereketlendirecek, sofranızı daha fazla zengin gösterecek çok da güzel bir setimiz. Şu anda ekranda sevgili mini dost setimiz. Gönül rahatlığı içinde kullanacağız. Çok güzel bir setimiz. İçinde ne vardı? Zeytinyağımız var. Hakiki zeytinyağımız var. Ondan sonra içinde sevgili izleyenlerimiz nar ekşimiz var. Ondan sonra limon suyumuz var. Sirkemiz var. Ve güzelce bir şekilde içinde tuzumuz var. Sevgili izleyenlerimiz, bu şekilde çok da fazla pahalı değil sevgili, çok da pahalı olmayan bir ürünümüz. Tabii bu ürünümüzü nerede bulabilirsiniz? Hemen internet adresimizi size şöyle bir verelim. Telefon numaramız, internet adresimiz. Bu numaradan alabilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz, ulaşıp bu numaradan alıp güzelce bir şekilde kullanabilirsiniz. Büyük marketlerde, kasap reyonlarında bulabilirsiniz. Şöyle kasaplarda bulabilirsiniz. Ondan sonra şarküteri ürünleri satılan yerlerde bulabilirsiniz. www.tekkullanimlik.com.tr adresinde ulaşabilirsiniz. 0212 482 82 50 numaramız. 0212 482 82 50 numaramız. Ondan sonra 0212 434 37 37 bu iki numara üzerinde de ulaşabilirsiniz ve alabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle yavaş yavaş biz de devam edelim. Etlerimiz ve biberlerimiz. Izgaramız yavaş yavaş ısınmaya başladı. O güzelce bir şekilde Bimex ızgaramız ısınsın sevgili izleyenimiz. İçinde dediğimiz gibi yağsız, kokusuz, dumansız, sağlıklı bir şekilde hemen kendimize güzel sunumlar yapabiliriz. Evet. Şöyle.
Hemen devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Çiğ köftemiz sevgili izleyenlerimiz, çiğ köftemiz güzel bir şekilde hazırlandı. Tezgahımızın üzerine aldık. Çiğ köftemizde neler yapmıştık? Tekrar hemen bir hatırlayalım. Çiğ köftemiz için öncelikle kullanacağımız kadar bulgurumuzu geniş bir tabağımızı, tepsimizi içine aldık. Onları tepsimizi içine aldıktan sonra çekmiş olduğumuz soğan ve sarımsağımızı içine ilave ediyoruz. Onunla beraber güzelce bir şekilde yoğurduk. Ondan sonra biberimizi, sivri biberimiz, çarliston biberimiz, kırmızı kapya biberimizi içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde onları da hemen yoğurduk. Onlarla beraber tekrardan içine patateslerimizi ilave ediyoruz. Patateslerimizle beraber güzelce bir şekilde yoğruluyor. Ondan sonra içine salçamız, nar ekşimiz, zeytinyağımız, hepsini baharatlarımızla beraber içine ilave ettik. Onlarla beraber güzelce bir şekilde içine ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde hemen yoğurmaya devam ettik. Son olarak içine nanemiz ve de maydanozumuzu içine ilave ettik. Onlarla beraber güzelce bir şekilde karıştık. En son olarak da içine hemen salçamızı ilave ediyoruz. Salçayla beraber güzelce bir şekilde karıştırdık. Ve ondan sonra domatesimizle iyice bir yoğurduk. Sevgili izleyenimiz domatesimizle beraber hazırlandıktan sonra çiğ köftemiz hazır. Sunum yapacağımız tabaklarımızı aldık. Altına bolca yeşilliğimizi ilave ettik. Yeşilliğimizi ilave ettikten sonra tekrardan güzelce bir şekilde üzerine çiğ köftelerimizi diziyoruz. Ondan sonra çiğ köftelerimizi dizdikten sonra birazdan ne yapacağız? Üzerine limonumuzu da ilave edeceğiz. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir çiğ köfte olmuş olacak. Tabii bütçenizi zorlamayacak sevgili izleyicim, sizleri zorlamayacak güzel bir çiğ köftemiz oldu. Ve içinde et kullanmadık. Hemen patatesle beraber yaptık. Çok da lezzetli ve çok da güzel bir çiğ köftemiz oldu. Tabii sizler işten yorgun argın geliyorsunuz sevgili izleyicimiz, evlerinizde hemen kısa bir süre içinde hangi yemekleri yapabilirsiniz? Biz de o yemekleri tercih ediyoruz. Burada hazırlıyoruz. Tabii ki bütçenizi zorlamadan, sizleri zorlamadan evlerinize güzel bir şekilde hazırlayacağınız çok lezzetli ve güzel yemeklerimiz olmuş olacak inşallah. Birazdan sizlerle beraber güzel bir tatlı da hazırlayacağız. Şimdi etlerimiz hazır. Ben hemen bunları hazırladıktan sonra hem bir yandan etlerimizi güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz pişirmeye başlayacağız. Hem de biz de ne yapacağız? Kenarında kendimize güzel bir tatlı hazırlayacağız. Tatlımız da iyice bir hazırlanacak. Onun içinde de kivimiz olacak ve onu da şöyle. Evet sevgili izleyenlerimiz şöyle hemen hazır. Izgaramız ısındı. Ben şöyle bir arka tarafa bir tane tabağımızı bırakalım. Ondan sonra şöyle yağımızı ilave edelim. Izgaramız ısındı şu anda. Altını biraz daha kısabiliriz sevgili izleyicim. Çünkü biraz daha biz etimizle uğraşırken o hızlı bir şekilde ısındı. Ben şöyle ortaya aldım. Biraz daha kısık bir ateşte pişirmeye başlayacağız. Şişlerimiz hazır. Ondan sonra güzelce bir şekilde ızgaramızın içinde dizelim. Mis gibi buram buram kokmaya başladı. Güzelce bir şekilde pişmeye başlayacak. Ondan sonra lezzetli ve güzel bir şekilde hazırlanmış olacak sevgili izleyicim. Kenarına istersek biber, biz arasına ilave ettik, biber kullanabilirsiniz. Bir tane domates de közleyebiliriz. Şöyle domatesimiz de hazır. Domatesimiz şöyle kenarına bırakalım. Telefonumuz mu var? Tamam, o zaman biz telefonumuzu alalım. Ondan sonra kendimize güzel bir tatlı hazırlamış olacağız. Ben şöyle sevgili izleyenlerimiz yavaş yavaş suyun altını açayım. Alo. Efendim, Abdullah Usta. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Alo canım, merhaba, ben Süleyman, Terabeş'ten. Alo. Merhaba Süleyman abi, nasılsın? Sağ ol, gözlerinden öperim. Ellerinden öpüyorum, güzel abi, nasılsın, inşallah iyisin. Allah seni esir gelsin, sağ ol. İki yıldır sizi kaybettim, bulamadım bir türlü. Tesadüfi oğlum dün şeyi açtı, Euro'yu açtı dedi, baba Abdullah Usta burada program yapıyor. Bugün iki saattir sizi bekliyorum ve ulaştım çok şükür Allah'ıma. Allah razı olsun, ben de seni çok seviyorum Süleyman abi. Zaten sizin bu şekilde bizlere sahip çıkmanız, aramanız beni ayrı bir şekilde mutlu ediyor. Ben de sizleri çok seviyorum, sizler benim ailemsiniz, baş tacımsınız. İnşallah iyisiniz. Gözlerinden öperim. Allah seni var etsin. Allah sağ razı ol, var ol. Van'da mısın, Bursa'da mısın? Yanılmıyorsam Bursa'da oğlum var değil mi? Yanılmıyorsam. Yok, akrabalar var. Oğlan şeyde. Benim yanımda şu an Sakarya'da.
Sakarya'da, evet. Evet. Çünkü bir yerde oğlum var demiştiniz bana. Doğrudur. Onu da aldık. Memurdu o. Ondan sonra tayini oldu. Çok şu da yanımdadır. Van'da mı? Yok. Burada Sakarya'ya geldi. He, Sakarya'ya geldi. Ona da buradan evet. Sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sağ ol. Allah seni varsın. Senin gözlerinden öperim. Allah razı olsun. Sağ olasın. İyisiniz. Yaramaz durum yok. Çok şükür Allah'a iyiyiz. İnşallah yok. Siz de iyisiniz. Sağ ol. Elhamdülillah. Ola sizi ekranda gördüm. Allah razı olsun. Dedim bir hadisini sorayım. Allah razı olsun. Sağlıkla kalın. Gözlerinden öperim. Allah razı olsun sevgili ben, Süleyman amcam. Ben de ellerinden öpüyorum buradan sana, ailene. Allah razı olsun. 72 yaşını buldum. Allah'ıma şükürler olsun. Hala ayaktayım. Çok şükür Allah'ıma. Sesin çok genç geliyor Süleyman abi. Sen de 30 yaşlardasın. Onun için biz seni o yaşlarda görüyoruz. Allah razı olsun. Allah seni var etsin. Çok şükür Allah'ıma. Çok şükür canım Mevlam'a. Allah razı olsun. Hayırlı, sağ olasın. Hayırlı dualar ediyorum. Allah ben razı seni olsun. Ararım arada bir sizi ararım. Başım gözüm üstü her zaman. Sağ olasın. Ellerinizden öpüyorum. Allah razı burada size. Allah razı olsun. Burada hem size hem de ailenize benden sevgi ve selamlar olmuş olsun. Bütün Van'a benden kucak dolusu selamlar olmuş olsun. Arvas ailesine, Yavru Türk ailesine, Gül ailesine, Kiraz ailesine, Şimşek ailesine, Eren ailesi. Bunlar hepsi benim ailem. Onlara kucak dolusu aşiretim. Ona kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Batu sen de benim aşiretimsin. Sana da buradan sevgi ve selamlar olmuş olsun. Diyor ki usta diyor bana diyor yok mu? Her zaman sana selam vardı güzel kardeşim. O zaman sevgili izleyelim etlerimize bir göz atalım. Ondan sonra biz ne yapalım? Kendimize güzel bir tatlı hazırlamış olalım. Etlerimiz Bimex'le beraber güzelce bir şekilde pişmeye başladı. Ben altını kıstım çünkü biraz fazla ısınmıştı. Ben yavaş yavaş pişmesini istediğim için etlerimizi şöyle bir görelim. Hemen etlerimizi görüyorsun değil mi sevgili izleyenimiz? Şöyle güzelce bir şekilde etlerimiz yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Onlar iyice bir pişebilir. Tabii ki şu anda bir acelemiz de yok. Etlerimiz nar gibi kızarmaya başladı. Güzelce bir şekilde pişmeye başladı sevgili izleyenimiz. Biz ne yapacağız? Izgaramızı kapağını kapatalım. Onlar yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Onlar pişerken biz de ne yapalım sizlerle beraber? Ben şöyle bir şurayı bir toparlayayım. Ondan sonra kendimize güzel bir tatlı hazırlamış olalım. Onun için hangi ürünlerimiz vardı? Şöyle malzemelerimi alacağım. Bunlar şöyle bir kenara gelsin. Ondan sonra sıcak su bizlere lazım olacak. Ben şöyle suyumu da ayarlayayım. Sevgili izleyenlerimiz tenceremizi alalım. 1 litre kadar su kullanabiliriz. Şöyle bir gönderdik. Şöyle biraz yavaş yavaş suyumuz dolsun. Ondan sonra biz ne yapalım? Güzel bir tatlımızı hazırlamış olacağız sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir çok az bir su alalım. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz. O zaman biz ne yapalım? Tatlımızın da listesi gelsin. Ondan sonra kendimize güzel bir tatlı hazırlamış olalım. Kivili su muhallebimiz için hangi ürünlerimiz var? Neler kullanıyoruz? Ona da bir göz atalım. Evet, kivili su tatlımız için de sevgili izleyenimiz 1 litre kadar su kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet kivimiz var. Ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 4 yemek kaşığı kadar nişastamız ve 50 gram kadar fındık içimize fındık içi kullanacağız. 1 litre kadar su kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet kivi kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 4 yemek kaşığı kadar nişastamız ve 50 gram kadar fındık kullanıyoruz. Tabii ki karabalık bir ailesi biraz daha artırabilirsin sevgili izleyenim. Öncelikle sıcak suyumuz hazır. Onun içine şekerimizi ilave edeceğiz ve şekerimizi ilave ettikten sonra ayrı bir kabımızın içine güzelce bir şekilde hemen nişastamızı hafif bir suyla beraber açacağız. Onu açtıktan sonra güzelce bir şekilde hemen içine ilave edeceğiz. İyice bir koyulaşacak. Koyulaştıktan sonra sunum yapacağımız tabaklarımızı alacağız. Ve tabaklarımızın içine kivilerimizi ilave edeceğiz. Onun üzerine hemen muhallebimizi ilave ediyoruz. Onunla beraber hemen güzelce bir şekilde özleşecek. Ve özleştikten sonra üzerine fındıkla beraber süslememizi yapacağız. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir tatlımız olmuş olacak inşallah. Hemen şöyle yavaş yavaş başlayalım. Şöyle birkaç tane tabak ben alayım sevgili izleyenlerimiz. Şöyle çiğ köftemizi bir görelim. Ben de tabaklarımızı hazırlayana kadar. Çiğ köftelerimiz güzel görün. Şöyle birkaç tane kurt bardaklarımızı da aldık sevgili izleyenlerimiz. Şöyle bir kenara aldık. Bunlar hazır. Ondan sonra şekerimiz. Hemen gönderelim şekerimizi. Biraz da tenceremizin altını açıyoruz. Yavaş yavaş o iyice bir kaynasın. Bunlar kaynarken şöyle bir geniş bir kabımızın içine nişastamız ilave ettik. Ben bir tane de
Bir tane de sevgili izleyicilerim şöyle vanilyamız. Vanilya da varsa elimizde kullanalım. Çok güzel bir lezzet ve aroma katacak. Onu da içine ilave ettik. Şimdi hafif bir nişastamızı açalım az bir suyla. Şöyle hafif biraz hemen nişastamızı yavaş yavaş açalım sevgili izleyenlerimiz. Biraz güzelce bir şekilde nişastamız hazır. Şekerimizi gönderdik. Onu da güzelce bir şekilde şöyle bir karıştıralım. Kenara aldık. Evet. Şekerimiz beraber iyice bir kaynamaya başlasın. Ondan sonra şöyle kullanacağımız kadar kivi. Tabii istersek sevgili izleyicilerimiz fazla da kullanabiliriz. İstersek az da tercih edebiliriz. Hemen kivilerimizi kabuklarını soyalım. Onlar da elimizde hazır bulunsun. Ondan sonra tatlımızı hazırlamış olacağız. İstersek kivi hemen tenceremizin içine de ilave edebiliriz. Ama tenceremizin içine gönderirsek içinde çok fazla dağılacağı için sevgili izleyenimiz biz ne yapacağız? Tabaklarımızın veyahut da bardaklarımızın içine ilave edeceğiz. Üzerine muhallebimizi ilave edeceğiz. O hem daha güzel olacak hem de çok fazla dağılmamış olacak. Güzel bir görüntü olmuş olacak inşallah. Şöyle güzelce bir şekilde devam ediyoruz işlemize. Evet. Hemen kivilerimizi hazırladıktan sonra onları yavaş yavaş işlemimize başlayabiliriz. Bu da şöyle güzelce bir şekilde hazır. Evet. Bunu da aynı şekilde hemen ıslanmaya başladı. O da biraz tutması da biraz zorlanıyor çünkü eldivenle çalıştığımız için. Şimdi kivilerimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Tezgahımızı şöyle bir temizleyelim. Kenara aldık. Kivilerimiz hazır. Şöyle bir suya tutalım. Bunları güzelce bir şekilde. Evet. Şimdi kivilerimiz hazırlandı. Şöyle bir bölelim. Güzelce bir şekilde. Bir tane daha alalım. Bunu da aynı şekilde hazırladık. Kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Evet. Şöyle kısmı alalım. Tabii ki sevgili izleyenlerimiz hediyelerimiz için aramaya devam ediyoruz. 0212 454 55 70 dolu numaramız. Siz aramaya devam edin. Ve ondan sonra çekilişte isminiz çıktıktan sonra biz hediyelerimizi sizlere gönderiyoruz. Hem mini dost setimiz olacak hem de Bimex ızgaramızı kazanma şansına sahip olmuş olacaksınız. Şöyle altını biraz daha kısmıştık. Açalım altını. Etlerimiz şöyle yavaş yavaş hazırlansın. Ondan sonra hemen sevgili izleyenlerimiz muhallebimiz için nişastamız hazır. Suyumuzu, şekerimizi ilave ettik. Sunum yapacağımız tabağımız kaç tane ise ona göre kivilerimiz hazır. Şöyle azar azar ilave edelim. Şöyle bir pay edeceğiz hepsine, tabaklarımıza gönderin. İstersek bunu biz tenceremizin içine de ilave edebiliriz. İstersek sunum yapacağımız tabaklarımıza da biz normalde 4 kişilik, 5 kişilik bir aile baz alıp o şekilde hazırlıyor sevgili izleyenlerimiz. Tabii siz isterseniz biraz daha fazla da yapabilirsiniz. Şöyle güzelce bir şekilde hazır. Ondan sonra nişastamız da hazırdı. Hemen vanilyamızı da içine ilave ettik. Güzelce bir şekilde şöyle bir karıştıralım. Koyulaşmaya başladı. Tam da istediğimiz gibi olmaya başladı. Karıştırmaya devam ediyoruz. Güzelce bir şekilde. Evet. Yavaş yavaş. Hemen şöyle biraz daha kaynasın. Şunları da şöyle bir suya tutalım. Tezgahımıza toparlansın. Evet, şimdi hazır. Hop gelsin şöyle. Evet. Tekrardan kivili tatlımız hazır sevgili izleyenimiz. Tenceremize yetecek kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra içine şekerimizi ilave ettik. Ayrı bir kabımızın içinde 4 yemek kaşığı kadar nişastamız. Ben bir tane de vanilya kullandım içinde. Hafif bir suyla beraber güzelce bir şekilde bir nişastamızı hazırladık. Onu hazırladıktan sonra güzelce bir şekilde kivilerimizi hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Kivimiz hazırlandıktan sonra tabaklarımızı veya bardak kulp bardaklarımızı içine ilave ediyoruz. Ondan sonra muhallebimiz hazır. Üzerine ilave edelim. Şöyle güzel bir renk, güzel bir
şekil verecek sevgili izleyenlerimiz, hem de güzelleştirecek. Yavaş yavaş dolduralım tabaklarımızı ve de bardaklarımızı. Evet. Güzelce bir şekilde iyice bir dolduralım. Diğer bardaklarımız, onlar da hazır. Ve tabaklarımız da hazır. Şimdi güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerim, hemen bardaklarımızı hazırladık. Ondan sonra kivimiz bir tane ayırmıştık. Onu da şöyle yavaş yavaş hemen güzelce bir şekilde bir bölelim. Karpuz dilimi şeklinde güzel bir şekil versin sevgili izleyenlerimiz. Hemen öncelikle birer tane bakalım nasıl görünecek. Şöyle bir bardaklarımıza ve tabaklarımıza ilave ediyoruz. Gelsin. Büyük olan tabaklarımıza şöyle iki tane bırakalım. Hop, hazır. Ondan sonra biraz da fındık dedik sevgili izleyenlerimiz. Evet, şöyle biraz daha üzerine hemen birkaç tane de fındıktan ilave ediyoruz. Evet, tatlımız hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Güzel bir görüntü, güzel bir şekil oldu. Şöyle bir alalım. Evet. Tabağımız gelsin. Güzelce bir şekilde. O da hazır. Şimdi tatlımız hazır. Sevgili izleyenlerimiz, etlerimiz dedik. Mis gibi mis. Hop. Şöyle bir kapatalım altını. Evet. Çok lezzetli ve güzel bir şekilde sevgili izleyenlerimiz. Etlerimiz de pişti. Şöyle bir sunum yapacağımız. Biraz hafif. Tezgahımızı toparlayalım. Ondan sonra sevgili izleyenim şöyle neler yaptığımıza bir göz atacağız. Evet. Tabağımızı alayım. Şöyle. Tabağımız hazır. Hop. Mis gibi sevgili izleyenlerimiz, etlerimiz hazır. Şöyle etlerimiz gelsin. Şöyle bırakalım. Bak şöyle görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenlerimiz? Evet. Etlerimiz yumuşacık. Güzel bir şekilde pişmiş sevgili izleyenlerimiz. Etlerimiz hazır. Şöyle ben bir tane tadına baktım. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Yanında közlemiş olduğumuz sebzelerimiz. Onları da siz de güzelce bir şekilde közleyebilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir alalım. Evet. Şimdi her şey hazır sevgili izleyenler. Sadece ne yapacağız? Güzelce bir şekilde biz ne yapmıştık? Çiğ köftemizi hazırlamıştık. Onun üzerine son bir dokunuş yapacağız. Ondan sonra neler yaptığımıza bir göz atacağız. Limonlarımız. Evet. Limonlarımız hazır. Evet, şöyle bir üzerine limonumuzu da bırakalım. Ondan sonra güzelce bir şekilde her şey hazır sevgili izleyenlerimiz. Tezgahımızı hazırladık. Ve ben şöyle bir tezgahımı temizleyeyim. Ondan sonra neler yaptığımıza bir göz atacağız. Şöyle bir tezgahımızı silelim. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz. İstersen hemen çiğ köfteyle başlayalım mı? O zaman güzel kardeşim, çiğ köftemiz hazırsa onu alalım. Evet, çiğ köftemiz için neler yaptık sevgili izleyenlerimiz? Patatesi, çiğ köftemizi 4 adet hemen haşlamış patates kullanıyoruz. 4 su bardağı kadar ince bulgurumuz var. 2 adet kuru soğanımız var. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar biber salçamız, 3 yemek kaşığı kadar domates salçamız. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar nar ekşimiz, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon, nane. 2 adet domates, 3 adet biberimiz var. Ondan sonra 1 tutam kadar maydanoz, 5 diş sarımsağımız var. Öncelikle geniş bir kabımızın içine bulgurumuzu ilave ettik. Ondan sonra içine soğan ve sarımsağımızı güzelce bir şekilde hemen blenderda güzelce bir şekilde çektik. Onları içine ilave ediyoruz. Onlarla beraber iyice bir yoğuruyoruz. Ondan sonra karışık biberimizi içine ilave ediyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz.
karışık biberlerimizle güzelce bir şekilde bir yoğurduktan sonra tekrardan içine salçam patateslerimizi ilave ediyoruz. Rendelemiş olduğumuz patateslerimizle beraber güzelce bir şekilde bir yoğurulduktan sonra tekrardan içine hemen salçamızı, baharatlarımızı, yağımızı, nar ekşimizi içine ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde karıştırıyoruz. Ondan sonra hemen nanemizi, dereotumuzu içine ilave ediyoruz. Yoğurma devam ediyoruz. Son olarak hemen salçamızı güzelce bir şekilde domateslerimizi de içine ilave ediyoruz. Onunla beraber tekrardan yarım saat güzelce bir şekilde çiğ köftelerimiz yoğruluyor. Ondan sonra sunum yapacağımız tabaklarımızın altına yeşilliğimiz, onun üzerine çiğ köftemiz, onun üzerine limonla beraber güzelce bir şekilde süsledikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli güzel bir patatesli çiğ köfte olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Hemen şöyle bir tatlımıza da bir göz atalım. Zerdeçallı limonlu sevgili mi et şişimiz için de kullandığımız malzememiz 300 gram kadar kuşbaşı etimiz var. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, zerdeçallımız, pul biberimiz var. Ondan sonra 1 adet domates, 2 adet biber kullanıyoruz. 1 adet kuru soğanımız var. 1 adet limon kabuğu kullanıyoruz. Öncelikle geniş bir kabımızın içine yağımızı, zerdeçalımızı, bütün baharatlarımızı ilave ettik. Ondan sonra etimizi içine ilave ediyoruz. Etimizle beraber birkaç tane de biberimizi kuşbaşı şeklinde doğrayıp içine ilave ederiz. Onunla beraber güzelce bir şekilde marine edeceğiz. Etimizi 2 saat bir dinlendireceğiz. Etimiz dinlendikten sonra ondan sonra şişlerimize güzelce bir şekilde hem biberlerimizi, etlerimize beraber sırasına göre güzelce bir şekilde saplayacağız. Ondan sonra ızgaramızın içine güzelce bir şekilde onları pişireceğiz. Pişirirken yanına istersek domatesimizi, soğanımızı, biberimizi közleyebiliriz. Hangisini çok fazla seviyorsak onları da közledikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli güzel bir et şişimiz olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Tatlımız için neler yaptık? Evet, kivili su tatlımız için de sevgili izleyin 1 litre kadar suyumuz var. Su kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet kivi kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 4 yemek kaşığı kadar nişastamız var. 50 gram kadar fındık. Bir pakette vanilya kullandım. 1 litre kadar su kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet kivimiz var. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar nişasta, 50 gram kadar fındık kullanıyoruz. Öncelikle suyumuzu tenceremize ayarladık. Ondan sonra içine şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerle beraber o yavaş yavaş kaynıyor. O kaynarken ayrı bir kabımızın içine nişastamızı, vanilyamızı ilave ettik. Onu hafif bir suyla beraber açtık. Suyla beraber açtıktan sonra kivilerimizi güzelce bir şekilde kabuklarını soyduk. Onları kuşbaşı şeklinde doğradık. Ondan sonra hemen nişastamızı suyumuzu içine ilave ettik. O koyulaşana kadar kaynatıyoruz. Ondan sonra kivilerimizi, tabaklarımızı veya bardaklarımızı içine ilave ediyoruz. Ondan sonra kaynayan tatlımızı, muhallebimizi üzerine ilave ediyoruz. Ondan sonra güzelce bir şekilde üzerine ilave ettikten sonra üzerine tekrardan kivi, fındıkla beraber güzelce bir şekilde süslüyoruz ve süsledikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem çok lezzetli hem de güzel hem de sizlerin bütçenizi zorlamayacak güzel bir tatlımız olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet sevgili izleyenimiz, biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. İnşallah sizler de evlerinizde gönül rahatlığı içinde bu güzel yemekleri yapıp afiyet yemiş olacaksınız. Her şeyden önce huzur diyoruz. Huzur içinde güzelce bir şekilde ailelerinizde ve güzel bir şekilde bu yemekleri yapıp tüketmiş olmuş olursunuz inşallah. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Sesimizin gittiği her yere, bizleri izleyen herkese, bizleri arayan, bizleri yalnız bırakmayan herkese canı gönülden sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Bütün gurbetçilerden biz burada kucak dolusu onlara sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.